Fon tüm dünya. Philip Capital sunar. Amsterdam'la devam ediyoruz. Küresel gelişmeleri konuştuğumuz programımızın bu bölümünde Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Can Baydaroğlu bizimle. Can Bey, iyi akşamlar dilerim. Merhabalar. Merhabalar, harika hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi birkaç gündem maddemiz var. Bunlardan en önemlilerini sıralamamız gerekirse Moskova saldırısı. Sanıyorum şu anda gündemde de gelen son dakika gelişmeleriyle birlikte başta yer alıyor. Bir intikam mesajı geldi DAEŞ tarafından Putin'e. Rusya'da yeni saldırılar olabileceğini işaret etti. Öte yandan İsrail-Filistin savaşının gündemine baktığımızda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından gelen acil ateşkes çağrısı belki de savaşın başladığı günden bu yana ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da bu kadar dikkat çeken bir çağrı geldi. Dilerseniz bu noktadan başlayıp ardından kalan vaktimizi Rusya'ya doğru da uzanmaya çalışalım. Başkan, İsrail Başbakanı Netanyahu adına bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çağrısı ne ifade eder, nasıl değerlendirmek doğru olur sizce? Yani aslında bu şeyin nasıl çıktığına da bakmak lazım Birleşmiş Milletler'de. Amerika Birleşik Devletleri ilk kez veto etmedi. Yani çekimser kaldı, veto etmeyince böyle bir karar çıkmış oldu. Tabii İsrail bundan özellikle Netanyahu çok hoşnut değil. Ama işte Ramazan boyunca bir ateşkes yapılabilir mi? İşte rehineler karşılıklı olarak derhal serbest bırakılır mı? Bu giderek daha uzatılmış kalıcı bir ateşkese dönüştürülebilir mi? Bir parça olsun umut ortaya çıktı. Ama İsrail buna nasıl karşılık verecek? Bunu kabul edecek mi? Bütün dünyayla ters düşmek anlamında savaşı devam ettirecek mi? Şu anda bütün dikkatlerimiz bu noktada toplanmış vaziyette. Umarız Birleşmiş Milletler'in bu çağrısı dünya barışına yönelik olarak atılmış ilk adım haline dönüşür. Yoksa biraz sonra da değineceğimiz yukarıda gelişenler, yani Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeler, gerekse güneydeki yani Filistin-İsrail pozisyonundaki gelişmeler maalesef giderek daha fazla sanki bir 3. Dünya Savaşı'nı başlamış algısına da yol açıyor. İşte bu noktada herkesin çok sağduyulu davranması gereken bir dönemdeyiz. Ama maalesef savaşan taraflar tabii ki pek de sağduyu sahibi insanlar olarak karşımıza da çıkmıyorlar. Tabii bu noktada devletlerin aslında savaşına bir yandan da örgütlerin savaşı dahil oluyor ki biz en son Moskova'da gerçekleştirilen kanlı saldırının devamında da bu başlıkları gördük ve takip ettik. Nasıl görüyorsunuz? Bu noktada biraz daha Ukrayna hedef gösterilmek mi istendi? Tabii saldırıyı üstlenen bir örgüt olmasına karşın bu son saldırıyı nasıl değerlendirmek lazım? Ya şimdi malum ortada bir IŞİD diye bir olgu var. Fakat IŞİD'i kimin ne amaçla niye kurduğu hala tartışılıyor. Yani aslında Orta Doğu'yu ele geçirmek için bir operasyon muydu? Bunun arkasında hangi istihbarat örgütleri var? Nasıl bir oyun oynanıyor? Ve son olarak da işte evet IŞİD üstlendi bu son saldırıyı ama arkada IŞİD'i oynatan kim? Yani bütün mesele şimdi bu sorunun cevabını bulmaktan geçiyor. Putin o cevabı bulmuş gibi gözüküyor. Yani zaten Ukrayna ile savaşta. Dolayısıyla Ukrayna bu konuda işte bu eylemi yaptırdı gibi bir durum söz konusu. Bir de bu eylemi yapan dört kişinin Ukrayna'ya doğru kaçarken yakalanmaları da bir anlamda Putin'in kanıtı haline dönüşüyor. Öteki taraftan tabii Putin'in pozisyonunda güçlendiğini de söylemek lazım Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak. Neden? Çünkü Putin'e karşı çıkan daha beyaz yakalılar diyebileceğimiz bir grubun eğlence merkezine yapılan bu saldırı sonuçta bu grubun insanların da
Putin'e karşı eleştirel değil, Putin'i destekleyici bir pozisyon almasına yol açabilir mi tartışması da ayrıca gündemde. Ama bunun sonucu olarak tahmin ediyorum Putin intikam sözlerini sarf ediyor ve intikamın da Ukrayna'da daha kanlı girişimlere yol açacağı gibi bir pozisyonda beraberinde getiriyor. Yani tam olarak kim, niye, nasıl yaptırttığı soruları herhalde uzun süre zihinlerimizi meşgul edecek. Ama sonuçta içine girdiğimiz dönem itibariyle maalesef bu tür saldırılara daha çok fazla tanıklık edeceğimiz de tahminler arasında yer alıyor bu aralar. İçine girdiğimiz dönem itibariyle dedikten sonra isterseniz bu dönemi biraz konuşalım. Bir miktar daha korumacı duvarların inşa edildiği, belki milliyet bazlı, belki din bazlı ötekileştirmenin aslında daha fazla yaşandığı, 3. Dünya Savaşı'nın dahi söylemlerinin arttığı bir süreçteyiz. İçine girdiğimiz dönem derken neyi kastettik? Biraz detaylandıralım mı? Yani Harkan, şöyle söylemeye çalışayım. Yani ben yaştakiler maalesef biraz talihsiz bir yaşam kuşağında yer aldık. Yani biz gözümüzü açtığımızda, siz daha çok gençsiniz o sırada değil ama biz gözümüzü açtığımızda Soğuk Savaş vardı. Yani Soğuk Savaş'ın işte ötekisi belliydi. Yani iyi olan, beni nitelendirmek için kötü bir ötekiye ihtiyaç vardı. İşte biz Batı kampında olduğumuza göre Batı iyiydi, NATO iyiydi, ötekisi Varşova Paktı, Rusya kötüydü. Şimdi ama bir gün sabaha karşı gözlerimizi açtığımızda 10 Kasım'ı 11 Kasım'a bağlayan 1989 sabahı hiç olmayacak bir şeye tanıklık ettik. Berlin Duvarı yerinde yoktu. Yani bir paradigma değişti ve yeni dünya düzenini araştırmaya, anlamaya, çalışmaya başladık. Sonra bir gün 11 Eylül 2002 tarihinde İkiz Kuleler saldırısını gördük ve her seferinde ülkelerin güvenlik algılamaları, pozisyonları, buldukları ötekiler değişmeye başladı. Ve sonuçta benim içinde bulunduğumuz dönem itibariyle tamamen kaotik olarak adlandırabileceğim yeni bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız ve bu kaos tahmin ediyorum ki benim ömrümün sonuna kadar hakimiyetini sürdürmeye devam edecek. Şimdi işte her durumda da malum bir öteki arıyoruz. Yani kendimizi tarif edebilmek için, kendi yaptıklarımızın meşruiyetini haklı kılabilmek için hep kötü ötekilere ihtiyaç duyuyoruz. Bu ötekileştirme öyle bir hale geliyor ki, yani dış politikada malum ötekiler var ama iç politikaya da ötekileştirme dili fena halde yansıyor. Hatta işte geçen hafta bir futbol maçında tanıklık ettiğimiz vandalizm görüntülerine kadar sirayet eden ötekileştirme söylemlerinin sonuçlarını da görmeye başlıyoruz. Yani maalesef hiç kimsenin aynaya bakıp ya ben nerede hata yapıyorum deme cesaretini göstermediği bir dünya koşullarıyla karşı karşıya geldiğimiz inancındayım. Peki bunun potansiyel tehlikeleri, yansımaları kısa vadede ne olabilir? Kısa vadede çatışmalar, yani işte terör faaliyetleri, şu anda Türkiye'de malum bir seçim ortamındayız. Bu seçim ortamında ortaya çıkabilecek şiddet unsurları, dünyada patlamak için en ufak kıvılcıma bakan savaş halleri, artacak terörist eylemler, güvenlik sorunları ve özellikle de güvenlik sorunlarının ön plana çıkmasıyla beraber işte Avrupa'da daha net bir şekilde görmeye başladığımız aşırı sağın yükselmesi, sosyal güvenlik esasına dayalı devletlerin şeylerinin azalması, yani kaynakların sosyal refaha değil güvenliğe harcanmasından ötürü giderek fakirleşmenin sonuçları olarak da aşırı sağ popülizmin yükselmesi, yani bütün bunlar aslında birbirlerini tetikleyen
unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu dünyanın peki aslında pandemiden sonra biz o toparlanma sürecini küresel anlamda çok da güçlü bir şekilde gerçekleştiremedik. Yani pandemi öyle büyük bir musibetti ki hem ticarete hem sosyal hayata birçok açıdan zarar verdi. Şimdi burada da konuştuğumuzda eğer ülkeler bütçelerini diğer faaliyetlerden ziyade daha çok güvenlik harcamalarına yönlendirecekse bu dünya ekonomisine genel perspektiften bakarak şöyle ne kadar zarar vermeye namzet bir gelişme olur? Yani savaş sanayi gelişir. Yani silah sanayiyle uğraşan insanlar ekonomiyi bunun üstüne inşa ederler. Fakat tabii diğer noktalarda fakirleşme devam eder. Bir de tabii bütün bunların üstüne özür dilerim, göç unsurunu da koymak lazım. Yani dünyanın bir bölgesi o kadar büyük sefalet çekiyor ki işte bunu sınırlarımızda da görüyoruz. Bir tarafta savaş, hastalıklar, açlık, fakirlik, bütün bunların yol açtığı göç faaliyetleri yepyeni bir dünya durumunu karşımıza çıkartıyor. Yani bundan da şu anda etkilenmeyen hiçbir ülke yok. Yani herkes kendisini korumaya çalışıyor fakat nereye kadar koruyabilirsiniz? Bunun işte sınır korumasından başlıyor. Yani düşünün, bahsedilen Moskova'daki katliamı yapanlardan, ele geçirilerden birisi Türkiye'den Rusya'ya tekrar geri döndüğünü, çünkü işte belgesi tükendiği için zorunlu olarak geri döndüğünü anlatıyor. Bir anda bizim sınır kapımızın esnekliği veyahut laçkalığı diyelim, Moskova'daki terörün nedenlerinden birisi haline de dönüşebiliyor. Yani dolayısıyla şu anda bir küresel güvenlik sorunuyla hepimiz karşı karşıyayız. Yani aynı insanlar, aynı örgüt mensupları diyelim. Bundan birkaç hafta önce de Sarıyer'de bir kilisede bir insanı katlettiler. Yani dolayısıyla terör bana ne diye geçiştirebileceğimiz, Moskova'da olanı biteni, Moskova'da olmuş bize ne diyebileceğimiz bir durum asla değil. Bunun altını defaatle çizmek lazım. Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Can Baydaroğlu, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum. Harika. Çok teşekkürler. Haberimizi paylaşalım şimdi. Turizmde önde gelen şehirlerden İstanbul, yılın ilk iki ayında 2.457.518 yabancı ziyaretçi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul'un turizm istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı yıllık bazda %8.08 artış kaydederken 2024 yılının ilk iki ayında İstanbul'a 4.341.606 yabancı ziyaretçi geldi. Şubat ayı verilerine göre geçen yılın aynı ayına göre %19.14 artışla 1.291.522 yabancı ziyaretçi ağırlayan İstanbul, Türkiye turizminin de lokomotif oldu. İstanbul'u ziyaret eden turistler uyruklarına ayrıldığında en fazla Ruslar İstanbul'u tercih ederken İstanbul'u Şubat'ta Rusya Federasyonu'ndan 138.957 kişi ziyaret etti. Rusya'yı 95.465 kişiyle Almanya takip ederken İran'dan 75.312 kişi, İngiltere'den 56.430 kişi, Fransa'dan 48.902 kişi, Suudi Arabistan'dan 43.415 kişi, Amerika Birleşik Devletleri'nden 41.472 kişi İstanbul'u ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre İstanbul'a gelen turistlerin ilk durağı İstanbul Havalimanı oldu. Geçen ay 904.642 yabancı ziyaretçinin tercih ettiği İstanbul Havalimanı, yabancı turistlerin %70.27'sini konuk ederken, İstanbul'un diğer havalimanı olan Sabiha Gökçen'den 381.508 turist şehre giriş yaptı. Havayoluyla İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2023'ün aynı ayına göre %19.17 artarak 1.287.290 olurken, İstanbul'a geçen ay deniz yoluyla gelen yabancı sayısı da bir önceki yılın aynı ayına göre %11.19 artarak 4.232 kişiye ulaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı bir canlı yayında gündemi değerlendirerek emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yılbaşında yapılan emekli maaşındaki %50 artışın sadece 6 aylık olduğunu belirterek ikinci 6 ayda da artışların yaşanacağını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı iş gücü istatistikleri 2023 verilerini değerlendiren Cevdet Yılmaz, istihdamın sadece ekonomik açıdan değil, sosyal açıdan da önemli olduğunu dile getirdi. İstihdamın artmasının refahın topluma yayılması anlamına geldiğinde sözlerini ekledi. Türkiye'nin geçen yıl büyüme ve istihdam konusunda güçlü bir performans gösterdiğini belirten Yılmaz, istihdam dostu politikalar izlemeyi sürdüreceklerini ifade etti. Belediyelerin yaşam kalitesini arttırma, iş ve yatırım ortamını iyileştirme görevini yerine getirmesi gerektiğini de belirten Cevdet Yılmaz, bunun ekonomik belediyecilik anlamına geleceğini söyledi. Cevdet Yılmaz, büyüme hızı sürüp bütçedeki deprem yükü hafifledikçe tüm kesimlere olduğu gibi emeklilere de daha fazla destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Yılbaşında yapılan emekli maaşında %50 artışı hatırlatarak sadece 6 aylık olduğunu dile getirerek dolayısıyla ikinci 6 ayda da haliyle artışların yaşanacağını ifade etti. Yılmaz, vergide sadeleştirme yapacaklarını, kayıt dışı ile mücadeleyi ve vergi tahsilatını artıracaklarına da konuşmasına değinerek bunları yaptığımız zaman zaten vergi gelirlerimiz haliyle artacaktır. Adalet de artacaktır. Verginin tabana yayılması da sağlanmış olacaktır dedi. Burada noktalıyoruz efendim. Ana haber bülteniyle devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Platform tüm dünya. Philip Capital sundu.